Emre Bilgin, Ersin Destanoğlu, Emirhan İlkan, altyapıdan gelen Demir Ege Tıknaz, diğer Emirhan. Bununla beraber artık bir A takım oyuncusu olan Rıdvan Yılmaz. Gerçekten Beşiktaş'ta son dönemde öz kaynak düzeninden A takıma dahil olmuş çok önemli oyuncular var. Bu oyuncuların parıldaması sadece Beşiktaş için değil, ileride milli takımımız için, ileride bu çocukların Avrupa macerası görmesi için çok önemli. Bir de her zaman söylediğimiz gibi artık Türk futbolunda ekonomi buhranı yaşanıyor ve bu katlanarak önümüzdeki sezonlarda çok daha kötü bir duruma evrilecek. Şimdi hal böyleyken takımlarımız genç, potansiyeli yüksek oyunculara yönelmek zorunda. İşte onlardan biri de Thiago Çukur. Beşiktaş ayağını yorganına göre uzatıyor maddi anlamda ve potansiyeli oldukça yüksek olan bir Türk oyuncuyu gündemine aldı. Aslında Galatasaray'ın da gündeminde Thiago Suer Barbaros Çukur. Aslında baktığınız zaman Thiago Çukur derken sanki bir rapçiden bahsediyor gibi olabiliriz. Ya da bir dizi karakteri ismi gibi bir oyuncu. Ama öyle değil. İngiltere'de oynuyor şu anda. 2002'de Amsterdam'da dünyaya geldi. Birazdan oyuncunun teknik detaylarını anlatacağız ama Beşiktaş'ın transfer politikasından da önce bahsetmek gerekiyor. Yani geçtiğimiz hafta bir derbi oynandı. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına 4 tane pırıl pırıl öz kaynak düzeninden oyuncu çıkarttı ki bu derbilerde özellikle pek rastlanır bir durum değildir. Beşiktaş'ı burada tebrik etmek lazım. Evet, şampiyonluğa oynayan takımlarda 2 tane, 3 tane yüksek maaş alan, yıldız potansiyeli olan oyuncular olmalı ama işin gerçekleri doğrultusunda da hareket etmek gerekiyor. Maliyeti düşük, potansiyeli iyi olan oyunculara yönelecek bu sezon Beşiktaş. Elbette yıldız takviyesi de yapacaktır. Ama bunu sadece Beşiktaş değil, bütün takımlarımız yapmak zorunda. Ancak bu oyuncuları yurt dışına satabilirsek kulüplerimizin ekonomisi belli bir seviyeye kadar ilerleyebilir. Neyse, çok fazla kopmayalım. Thiago Çukur'u anlatalım. ...2002 doğumlu, henüz 19 yaşında, 20 yaşını daha görmedi. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya geliyor. Altyapı eğitimini Feyenoord ve Alkmaar'da alıyor. Daha sonra İngiltere'de Watford'un yolunu tutuyor. Watford'da hemen A takım düzeyinde çıkmıyor tabii ki. Hatta şu ana kadar A takımda da herhangi bir maçı yok. Watford onu Doncaster takımına kiralıyor. Bu sezonda 26 maçta 1 golü 1 asisti var. Şimdi diyeceksiniz ki ya potansiyeli yüksek bir oyuncudan bahsediyorsun. Metiyeler düzüyorsun, önemli şeyler söylüyorsun. 26 maçta 1 golü olur mu? Evet, burada haklısınız. Bir gol konusunda sıkıntısı var santrfor olmasına rağmen. Ama şöyle ki 1.90'ın üzerinde bir oyuncu olmasına rağmen her iki ayağını da teknik bir şekilde kullanabiliyor. Bir bağlantı oyuncusu, orta sahayla çok iyi pas bağlantısı var. Topla birlikte hızlı, driblingi olan bir oyuncu. Evet, yani bir gol konusunda sıkıntısı var ama şunu veriyor izleyicilere. Ya bu çocuk bugün en az bir tane gol atabilir. Bu hissi taraftara veriyor. Tabii ki de skor üretmek önemli. Yani Beşiktaş'a gelecekse skor üretmeyen bir santrfor pek iş yapmaz. En önemli handikapından bahsedelim size. 2002 doğumlu bir çocuk ve hala Watford'un A takımında forma şansı bulamıyor. U23'te oynuyor. Yani bu baktığımız zaman profilde Thiago Çukur'un eksi hanesine yazılan noktalardan biri. Ama Watford kulübü de şunu diyor. Ya ben bu oyuncuyu bırakmayacağım. Bu oyuncuyu bir şekilde A takımımda bulunduracağım. Ama teklif gelirse de satabilirim diyor. İşte o tekliflerden birinin de Beşiktaş'a ait olduğu konuşuluyor ki devre arasında Thiago Çukur Galatasaray'ın gündemine de gelmişti. Sensibile ve Campos'un ilgilendiği oyunculardan biri olarak iddia ediliyordu. Sezon devam ettikçe Beşiktaş'ın da radarına girdi. Hatta ben bir Trabzonspor'da duyduğumu şu an anımsadım. Şimdi Beşiktaş Güven Yalçın'la hala sözleşme imzalayabilmiş değil. Larin'in akıbeti meçhul. Batshuayi çok büyük ihtimalle dönecek. Şimdi evet, yani bir A takım oyuncusu seviyesinde olmasına rağmen birinci santrfor olarak Thiago Çukur'u gösteremeyiz. Ama Cenk Tosun da gündemde mesela. Şimdi Cenk Tosun evet kaliteli bir oyuncu ama sakatlıklarla boğuştuğu bir 3 yılı geride bıraktı. Buna karşın çok yüksek bir maaş da istiyor. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Başkan Ahmet Nurçevi söylüyor. Hal böyleyken, ekonomik durumda ortadayken ki en çok fark eden kişi kuşkusuz Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi, Thiago Çukur'u 1000 kere Cenk Tosun'a tercih etmek gerekiyor ki Beşiktaş'ta böyle yapacak gibi duruyor.
Hava topları, denge, görüş, ciğer, dalak, güç, dayanıklılık ne varsa sayabileceğiniz olumlu özelliklerin hemen hemen hepsi Thiago Çukur'da mevcut. Sadece o potansiyelini sahaya yansıtmak kalıyor. Ama henüz yansıtabilmiş değil. Yapabileceği bir yaşta, henüz kendini kanıtlayabilecek bir yaşta Beşiktaş'a gelirse çok daha farklı bir meziyetleri de ortaya çıkabilir. Beşiktaş çok doğru bir iş yapar onu transfer ederse. Şimdi ona tam olarak santrfor demek de doğru değil, 9.5 demek de doğru değil. Aslında çok farklı bir oyuncu. 9 oynayabilir, kenarlarda da oynayabilir o boyuna rağmen, çünkü topla ilişkisi çok yüksek bir oyuncu. Top taşıyabilir. Yani aslında Larin'in Beşiktaş'taki iyi dönemini hatırlayın. Aynı performansı, en azından aynı rolü Thiago Çukur'dan da bekleyebiliriz. Böyle bir oyuncu. Yani çok fazla gol atmaması elbette bir soru işareti taşıyor. Bu yaşlarda aslında A takımın bir parçası olabilecekken U23'te kalıyor ve kiralanıyor. Bunlar olumsuz durumlar elbette. Ama her golcünün olgunlaşma süreci vardır. Olgunlaşma sürecinde inişler çıkışlar her zaman olur. Belki de onun da Beşiktaş gibi bir takım profiline ihtiyacı vardır. Bunu zaman gösterecek. Transfer dönemi yaklaşıyor ve transfer arenasında önemli oyuncuların altını çiziyoruz. Gündeme gelen oyuncularla ilgili analizler yapıyoruz. Elbette önümüzdeki dönemde birçok isim gündeme gelecek. Şu an çok fazla tanımadığımız, bilmediğimiz bir oyuncuydu Thiago Çukur. Ama gelirse çok daha detaylı bir inceleme videosu çekeceğimize buradan söz verelim.